Bir, bir ara yaparlar diye evet. bekliyorum. Peki o zaman bir virgül daha koyalım. Hayır. Zeynep Gürcanlı bizlerle birlikte ekonomi gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı. Günaydın, hoş geldiniz Zeynep'imize. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi Zeynep Hanım dün Cumhurbaşkanı'nın uçakta verdiği mesajlar içerisinde dış politika ile ilişkin mesajlar da vardı. Yunanistan'la ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği konuşmasında konu geçen başlıklar arasındaydı. Siz dünkü açıklamaları nasıl değerlendirdiniz? İsterseniz sıcak gelişmeyle başlayalım. Hemen e, NATO ile başlamak gerekiyor belki de. Çünkü NATO'nun e, genişlemesi için e, Temmuz başındaki Vilnius e, zirvesine kadar Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İsveç'in NATO üyeliğini onayını geçirmesi gerekiyor. Oysa böyle bir hava yok. Neden? E, Cumhurbaşkanı o açıklamaları yaparken Ankara'da da kritik bir toplantı vardı dün. O kritik toplantı dörtlü toplantıydı. İsveç, Finlandiya, NATO ve Türkiye bir araya geldiler. E, cumhurbaşkanlığı kompleksini yapıldı e, bu toplantı e, hemen küçük bir ayrıntı vereyim o toplantıya Türk heyeti adına başkanlık e, yapan Atif Akif Çağatay Kılıç'tı bu da şunu gösteriyor bize işte yeni bir kadro e, görev başında artık e, Cumhurbaşkanı'nın 3. döneminde o yeni kadroda da İbrahim Kalın'ın e, mitin başına gitmesiyle birlikte e, onun görevini e, e, Cumhurbaşkanlığı'nda Çağatay Kılıç'ın alacağına ilişkin ilk işareti bu heyete başkanlık etmiş olması. Oradan sonuç çıkmadı, onu söyleyeyim hemen. Sonuç çıkmaması şunu getiriyor, yakında meclis Türkiye'de tatile girecek ve tatile girmeden önce hükümetin İsveç için bir yasa teklifi yani bir onay teklifi götürmesi görünmüyor ufukta. Dün o çıktı yapılan bildirde de zaten ortak dörtlü bildirde de zaten aynen şöyle söylendi. Ee, Ankara'da dörtlü zirve ortak bildirisi somut adımlar devam edecektir. Bundan sonra da e, terörle mücadele konusunda İsveç'in izlenmesi alanında. E, demek ki yani e, bu... Temmuz'a kadar bu iş olmayacak ve devam edecek ee, İsveç'le, Amerika'yla, işin bir ucunda da Amerika var elbette. Çünkü NATO Genel Sekreteri de Amerika'daydı, o da on, o bilgiyi verdi. Amerika ile bu müzakereler e, yine e, sonbahara kadar devam edecek, en azından 1 Ekim'e kadar. Çünkü Meclis Türkiye, Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılacak, tatile girdikten hemen sonra. E, peki ne yapıyor Amerikalılar buna? Çünkü çok istiyorlar İsveç'in gelmesini, Rusya'ya ciddi bir mesaj vermek istiyorlar. Bir takım geçici önlemler almak konusunda ilk adımlar atıldı. Türkiye'nin onaylamayacağını kabullenmiş durumdalar. Görünen o. Dolayısıyla İsveç'e NATO birliklerinin konuşlanması için geçici kararlar alacaklar. Bu onu gösteriyor. Bu İsveç'in başbakanından gelen bir açıklama. Ee, üye olamasalar da işte çıkarı parlamentolarından çıkaracakları kararlarla bizim deyimimizle teskereyle e, NATO askerlerinin NATO silahlarının ve mühimmatının ülkeye giriş yapmasını başlatacaklar. E, önümüzdeki e, dönemde üye olmasalar bile. Fakat burada da önemli bir unsur var. O Vilnius Silvesi'nde büyük bir ihtimalle bu işin kararı çıkacak. Orada Türkiye'nin ne yapacağı da önemli. Yani bu geçici çözüme onay verecek mi? E, sızan kulislere sızan bilgiler eee üyeliğe onay vermeyen Türkiye'nin e, bu geçici söz çözüme yani e, daha üye olmadan NATO askeri e, askerlerinin ve silahlarının İsveç'e konuşlanmaya başlamasına onay vereceğine ilişkin e, bilgiler var e, diplomatik kulislerde. Yani bir ortak yol bulunmuş durumda şu anda. E, kimseyi dışlamadan, kimseyi itip kalkmadan e, Vilnius e, NATO zirvesinde bir başarısızlık olarak göstermemek için böyle bir geçici çözüm bulunmuş görünüyor e, taraflar arasında. Tabii bunda Amerika'nın e, çok büyük payı olduğunda söylemek mümkün. E, i̇şi götüren de, müzakereleri götüren de hem Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanının yemin töreni için ve burada ikili görüşmeler yapan, ardından da Amerika'ya giden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg elbette